Merhaba arkadaşlar 7. sınıf 7. ünite dreams konusundayız yani rüyalar hayaller öncelikle bu konuyla ilgili kelimeleri ben daha önce dersimizde size vermiştim ama şu an testleri çözmeye başlamadan önce kısaca kelimelerimize bir göz atalım Prediction tahmin tahminde bulunmak believe inanmak career kariyer dream dream ise hayal rüya yani bizim gelecek ile ilgili hayallerimiz, rüyalarımız, amaçlarımız. Excellent ise mükemmel demek. Guess bir tahminde bulunmak. I guess benim tahminimce diyorsun. Sen gelecekte çok başarılı olacaksın. Imagine ise hayal etmek. Make a guess tahmin etmek. Peaceful ise huzur dolu, barış dolu. Predict önceden kestirmek, tahmin etmek. Probably mu muhtemelen. Receive Teslim almak, trick, hile, aldatmaca. Fortune teller, bakın, fortune gelecek demek, fortune teller ise geleceği anlatan kişi, yani falcı. Luck, şans. Hope, ümit etmek. Definitely, kesinlikle demek. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuza baktığımızda, For these questions, choose the best option to fill in the blanks. Şimdi bu sorumuzda ne diyor arkadaşlar soru kökünde? Boşluğu doldurmak için en uygun seçeneği, şıkkı seçiniz. What is your prediction about the future? Gelecek isim için senin tahminin ne? Ne tahmin ediyorsun gelecekte? Bir kişisi ne demiş? I think. I think bence demekti. Bence you have an exam tomorrow. Bence sen yarın sınav olacaksın. Bence I can't play football ben futbol oynayamam demiş. The life will be easier than now. Bence hayat daha kolay olacak. Şimdiden daha kolay olacak. You should do exercises. Sen egzersiz exercise yapmalısın. Peki gelecekte hayat C şıkkı. Tabii ki the life hayat gelecek için e, tahminin ne diye sorduğuna göre biz gelecek zamanda neleri kullanıyorduk? Will olumlu cümlemizde will acak ecek anlamı katıyordu. Won't ise olumsuz yapmak için kullandığımız acak ecek gelecek zaman ekleri. Hayat gelecekte daha kolay olacak. Easy kolay easier daha kolay. İkinci sorumuza geçelim. A ve B kişi arasında bir diyalog var. Burada bir soru sorulmuş. Bakalım ne cevap vermiş B kişisi. I want to be a famous actor. Ben Ünlü bir aktör olmak istiyorum. Aktör, erkek, oyuncu değil mi arkadaşlar? Erkek, oyuncu. Famous ise ünlü. Ünlü bir erkek, oyuncu olmak istiyorum. O zaman senin hobin ne diye sormuş olabilir mi? What's your hobby? Olmaz. Do you want to be a famous actor? Buna yes, I do veya no, I don't şeklinde cevap vermesi gerekirdi. Do you have a plan for the future? Gelecek için bir planın var mı? Bu olamaz evet tabii ki bu olur. Gelecek için planın ne? Belki olabilir. Bu kenarda dursun. What do you want to be in the future? Bakın ne olacaksın? Gelecekte ne olmak istiyorsun? Bu da I want to be. Want da sorduğu soruya. Want cevap verdi. Cevabımız D şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde. Will be a famous singer. Ünlü bir şarkıcı olacak mısın? B şahsı ne demiş? Bir boşluk var blank. You will also make a lot of money. Sen ayrıca çok fazla para kazanacaksın. Şimdi anlıyoruz ki burada bir fal falcı olayı var. Ünlü bir şarkıcı olacak mıyım ben gelecekte? Never asla demiş. Burada çok fazla para kazanacaksın dediğine göre olumsuz bir cümle olamaz. No I don't I don't think so öyle düşünmüyorum. Definitely kesinlikle. I hope not öyle ummuyorum. Hop ummak demek. Ben öyle ummuyorum. O zaman bu da olumsuz ve kesinlikle sen ünlü bir şarkıcı olacaksın ve sen çok fazla para kazanacaksın dediğine göre C şıkkı diyebiliriz. Dördüncü sorumuza gelelim. Today you will fight with your friends at school. Bugün okulda sen arkadaşlarına kavga edeceksin. Bakın will fight. Will yapımız nasıldı? Fiillerimiz yalın haldeydi değil mi? Özne, fi, özne, e, vil yardımcı fiili ve sonra da fiilimiz vardı. Fight, kavga etmek, yalın halde. Sen arkadaşlarına bugün okulda kavga edeceksin dedi. Peki beşi nasıl cevap vermiş olabilir? Harika, great, harika. I think so, öyle düşünüyorum. The, what a nice idea. Ne güzel bir fikir. Bu da olmaz. I hope it won't happen. Umarım bu olmaz demesi lazım, değil mi? Bunların hepsi olumsuz yani buraya göre olmaz. Okulda kavga edeceksin. Umarım öyle bir şey olmaz demesi gerekirdi. Peki beşinci sorumuza geldiğimizde burada bisiklet üzerinde bir çocuk görüyoruz. A, A kişisi e blank boşluk var. Sonra if you ride fast like eğer hızdan hoşlanıyorsan you will fall off bike. Sen bisikletten süreceksin. Eğer çok fazla böyle hızlı bisiklet sürersen bisikletten düşeceksin demiş. B şahsı ise I got it. Anladım. Bakalım sit down otur. Look at me bana bak. Watch out. Watch aslında izlemek demek ama watch out olduğunda dikkatli ol demek. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Eğer böyle hızlı süreceksen, sürmeye devam edersen bisikletten süreceksin demiş. Cevabımız B olur. Calm down ise düşmek. Hem fell off hem de come down ikisi de düşmek demek. Fell off. Yani bisikletten aşağıya düşmek. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Soruya geçmeden önce arkadaşlar ben size e, future tense'i gelecek zamanı anlatmıştım. Şöyle tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Özne olumlu future tense olumlu yapımızda. Önce öznelerimiz will ve e, fiilimiz geliyor. Olumsuz yaparken won't dedik. You won't play soccer. Sen futbol oynamayacaksın. Soru yaparken de will'i öznemizin önüne alıyoruz. Will you go to the museum? Sen sinemaya gidecek misin? Şeklinde. Peki bunların kısa hallerini gösterirken demiştik ki will'i bu şekilde I will uzun uzun yazmadan I'll şeklinde she ve w e, çift l şeklinde görürsek bunun will ekini karşıladığını will will eki de e, l'lerin yerine geçtiğini bilelim. Şimdi sorumuza geçiyoruz. For these questions. Bu sorulara göre choose the best option to fill in the blanks. Soruya göre en uygun seçeneği bulacağız tabii ki boşluğumuzu doldurmak için. I will buy a novel as a gift for Lucy's ve blank 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 yani boşluğumuz var. I hope she will like it. Umarım onu sever. Lucie bir hediye alacakmış. No novel roman demek. Hediye olarak bir roman alacağım demiş. Sonra umarım bunu sever. Peki evlen, evlendiği için ve wedding evlilik demek. Evlilik için mi bir hediye alacak? Appointment randevu demek. Interview iletişim birthday doğum, doğum günü partisi için ona bir roman hediye alacakmış umarım bunu sever dedi İkinci sorumuza bakalım jesse is really good at chemistry jesse gerçekten fende iyi i think bence o ha, e, harika bir benim adamı olacak ileride she will be olur değil mi arkadaşlar bunların hepsi e, ikisi olumsuz become ise olmuş demek will be olacak. Gelecek zaman kullanmamız gerekir. O zaman A şıkkını seçtik. 3. sorumuza geçtiğimizde Why are you sad? Sen niçin üzgünsün? B'ye bakalım. Ne demiş B şahsı? Today is my. Bugün benim nokta nokta. I have an exam today. Bugün bir sınavım var ama I didn't study. Çalışmadım. I think I will fail it. Ben bu sınavdan kalacağım. Bugün benim doğum günüm mü? Bugün benim şanssız günüm mü? Bugün benim happy day yani mutlu günüm mü? Bugün benim evlilik yıl dönümü. Wedding anniversary. Evlilik yıl dönümüm. Yıl dönümü. Sınavım var çalışmadım dediğine göre bugün benim şanssız bir günüm. Diyecek. Üçüncü sorumuz da böyle. Peki kitabımızda konuyla ilgili testlerimizi çözüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşürüz bir sonraki dersimizde. Hoşçakalın.